TV ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Her salı olduğu gibi bugün de sağlıkla karşınızdayız. Konuşacağımız konu HPV olacak. Hemen konuğumu tanıtmak istiyorum sizlere. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Neptün Fazilet Erdener bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Biraz kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim öncelikle. Evet, ben esas doğma büyüme Kıbrıslıyım. Memleketime bir yıl önce geri döndüm. Hı hı. Yaklaşık bir işte üniversite hayatına İstanbul'a gittikten sonra uzun yıllar, 40 yılı aşkın bir süre orada çalıştım, orada yaşadım. Sonra böyle kısmetmiş, bir yıldır yine böyle vatanımda, ana vatanımdayım. O zaman tekrardan hoş geldiniz evet, diyelim. Evet, döndüm diyelim, evet. HPV virüsünü konuşacağız dedik. Öncelikle HPV virüsü nedir ve nasıl bulaşır? HPV virüsü bir cansız virüs, bir RNA virüs. Hı hı. Bulaşma yolu %99 cinsel yolla, %80-99'a yakın kısmı hı hı. cinsel yolla. Bunun yanında kontaminasyon dediğimiz aynı eşyaları kullanmakla çok çok az olmak hı hı. üzere parenteral yolla yani anneden bebeğe geçme yoluyla daha az kısımda da böyle bu şekilde bulaşıyor. Fakat esas bizi korkutan kısım çok büyük bir oranda cinsel yola bulaşıyor olması hı hı. ve çok sinsi ilerleyen bir hastalık olması. Bazen yıllarca virüs taşıyabilir insan ama bunu bilemez, bilemeyebilir. Ancak doktora gittiği zaman ilerleyen aşamalarda kansere evrildiği, çünkü bu virüs aynı zamanda kansere yol açan bir virüs hı hı. ve çok tehlikeli bir virüs. Bulaşmadan yaklaşık 3 yıl sonra etkisini göstermeye başlıyor. Ve birkaç 10 yıl süresince evrilerek çok bir kısmı vücuttan hı hı. atılmasına karşın çok az bir kısmı da evrilerek rahim ağzı kanserine yol açıyor. Bugün dünyada rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık %95-98 oranındaki kısmının bu HPV türlerine ait olduğu artık ispatlandı. Dolayısıyla çok mercek altına almamız gereken bir virüs ve zaten dünyada böyle. Ama ben Kıbrıs'a geldiğimden beri şunu gördüm, çok hayretle tespit ettim ki bırakın virüsü tanımayı, bu virüsten nasıl korunacağını öğrenmeyi ya da bilmeyi hı hı. gençlerimiz hatta orta yaşa gelmiş kadınlarımız bile bu virüs konusunda, bu hastalık konusunda çok az şey biliyoruz. Çok çok az şey biliyoruz. Korunmayı bilmiyoruz, nasıl davranacağımızı bilmiyoruz ve nasıl önlem alacağımızı bilmiyoruz. En basit yöntem pap simir yöntemi, tarama yöntemi. Bunu bile yaptırmayan, bundan bile haberdar olmayan oldukça fazla kadınımız var. Dolayısıyla bu konuyu biraz irdelemek toplum sağlığı açısından çok yararlı diye düşünüyorum. Bulaşıcı olduğunu söylediniz ve nasıl bulaştığından bahsettiniz. Bir de şöyle bir toplumda bilgi var. Doğru mu değil mi aslında onu teyit etmek istiyorum. Havuzdan, tuvaletten, ıslak yerlerden, yani hamam gibi ıslak yerlerden HPV'nin bulaşabileceği söyleniyor. Teorik olarak bu kabul ediliyor ama ispatlanmış hı-hı. bir şey yok. Yani direkt olarak havuzdan bulaş görmedik, böyle bir şey tespit edildi veya ispatlanmadı en azından. Fakat aynı kontamine olmuş malzemeleri kullanan ıslak havluları, tuvaleti vesaireyi dolaylı olardan olarak, teorik olarak böyle bir bulaşma yöntemi olabiliyor. Zaten bulaş şöyle, cinsel temas esnasında bu cinsel temas penetrasyon olması gerekmiyor. Sadece dokunma bile. Cinsel eylemlerde %99 normal vajinal seks, oral anal seks, sadece normal cinsel temas, dokunma, öpüşme vesaireyle de bulaştığı ispatlandı. Hı hı. Ama havuz, deniz, ıslak havlular vesaire, kapı kolları, tuvaletler bunlar teorik olarak kabul ediliyor. Ama çok kabul edilebilir yöntemler değil. Gene de dikkat edilmesi gerekiyor. Hijyene dikkat etmek her zaman. Çünkü çok bulaşıcı bir virüs evet. Ve eğer enfekte cinsel sıvı, bu tükürük olabilir, sperm olabilir veyahut da vajinal sıvı olabilir. Herhangi bir şekilde, dolaylı da olsa bizim cildimize ve özellikle genital bölgeye temas ederse evet.
Çok sinsi bir hastalık olduğunu söylediniz. 3 yıl sonra kendini ortaya çıkartıp gösterebileceğini. Hatta 20 yıl sonra. Belirtileri var mı? Varsa nelerdir? Maalesef ilk aşamada hiçbir belirti yok. Bir en önemli belirtileri sihir, sihirle birlikte. Önce aslında şundan başlayalım bence. HPV nedir? Kaç tipi vardır? HPV az önce de söylediğim gibi virüs tipi. Cansız bir virüs. Fakat yaklaşık 180-200 türü var bu virüsün. Bunlar vücutta değişik bölgelerde sihirler yapabilen. 20-30 tanesi, 28 tanesi hatta daha her an yenileri çıkıyor. Bilinmeyenler de var. 28-30 tanesi cinsel yolda, genital bölgede, rahim ağzında, en sık gördüğümüz rahim ağzında kadınlarda. En önemli target organ rahim ağzı. Ondan sonra genital bölge dediğimiz perianal bölge. Sihirlerin çıkışıyla fark edebiliyoruz bunu. Onun dışında sihirin bulaştığını belirleyen başka herhangi bir belirti maalesef yok. Eşleşen veya eşlik eden bir takım STD grubu dediğimiz, cinsel yolla bulaşan hastalıklar grubu dediğimiz, üroplazma, klamidya, mikoplazma, gonore gibi bir takım hastalıklarla birlikte olabildiği için ve bu cinsel yolla bulaşan hastalık grupları da HPV virüsü destekleyip ona yataklık yaptığı için çoğunlukla hastamız bize kötü kokulu akıntı, kaşıntı ve bunun gibi bir takım belirtilerle geliyor. Biz bunları tespit ederken HPV'yi de bazen bulabiliyoruz ya da çok çok önemli yıllık tarama programlarında pap simir dediğim az önce bahsettiğim ki bu çok önemli. Bazen hiçbir şikayeti yoktur kadının ama geldiği zaman muayenemizi yaptığımız zaman eğer periyodik kontrollerini yaptırmamış ise ikinci, üçüncü aşamada kanserle karşılaştığımız olabiliyor çok ihmal edilmiş vakalarda maalesef. Tabii ileriki aşamalarda, ikinci, üçüncü aşamalarda kanlı akıntı, kokulu akıntı yine bunları görebiliyoruz. Önemli olan bu safhaya gelmeden tespit etmek. Dolayısıyla yapılacak olan şey ilk etapta her yıl cinsel temas yaşı kaç yaşında olursa olsun ve isterse bir kere yani bir kadın ilk cinsel temasını 15 yaşında yaşamış olabilir. Hatta bu normal tam bir birleşme de olmayabilir. Ama bir yakınlaşma olduğu anda bunu milat olarak kabul ediyoruz. Ve sonrasında yıllık periyodik taramalara başlaması gerekiyor her kadın, her genç insanın. Yıllık taramalar yapıldığı zaman periyodik birkaç yıl pap simir yapıldıktan sonra bunun bir bizim elimizde bir programı var, bir algoritması var. Çıkan sonuca göre negatif ve risksiz vakalarda bu periyotları biz 2 yıl, 3 yıl, 5 yıla kadar arayı açabiliyoruz. Ama riskli vakalarda ona göre yani bir kadının yapması gereken şey her şeyden önce yılda bir kere bir kadın doğum uzmanına gidip bir genel muayenesini yaptırıp bir pap simir alalım mı diye doktoruna zaten biz gelen hastalarımıza bunu öneriyoruz. İkinci aşama ufak akıntılar, kanlı akıntılar, ilişki sonrası kanamalar ve bunun gibi bir takım normalde olmayan belirtiler varsa aman canım geçer işte üşüttüm şundan oldu bundan oldu diye maalesef beklememek gerekiyor. Ondan sonra çok gecikmiş vakalarla karşılaşabiliyoruz. Kansere yol açtığından da bahsetmiştiniz. HPV bulaşan herkes kansere yakalanıyor mu? HPV şu anda HPV'den kaynaklı kanserler yaklaşık kadın kanserlerinin %4'ü kadarı ve ölümlerde de en sık dördüncü kanser. Yani şu anda yapılan bu sıralama aşıların gelişimiyle biraz gerilere doğru inecek gibi görünüyor. Çünkü 2006 yılında Gardasil 4 ilk uygulanmaya başladı. O tarihten bu yana rutin uygulanan ülkelerde yani aşı takviminin uygulandığı ülkelerde oldukça iyi sonuçlar elde ediliyor. Yani son birkaç yıl içinde yapılan araştırmalarda Avrupa ve Amerika'da kanser insidansının %15 kadar azaldığı. Yani bu değişik ülkelerde değişik ortalamalar elde ediyoruz tabii ki. Ama bu daha da birkaç yıl içinde sanıyorum ortaya çıkacak. Şimdi sorunuza gelelim.
HPV ile bulaşan her kadın hasta olur mu? Hayır. Özellikle genç kadın ilk bulaşma yaşı, hı hı. Ilk cinsel yaş dediğimiz ilk cinsel deneyimin yaşları 18-15 ülkeye göre cinsel yaşın değiştiğini görüyoruz. İlk 3 yıl içerisinde immün sistemi çok güçlü olduğu için genellikle biz HPV virüsü alırız. Habersiz bir şekilde bu virüsün %95'i yani 95 vakada, hı hı, vücuttan vücut direnciyle yok olur, atılır ve gider. Yani bazen haberimiz bile olmaz bu virüsü aldığımızdan. Fakat işin kötü tarafı geri kalan %3 ya da 5 oranındaki popülasyonda bu virüs yaşamaya devam ediyor. Ve bu %3'ün de yaklaşık %1-2'sinde 5-10 yıl süre sonunda kanser oluşuyor. Anlatabildim mi? Çok karışık olmadı değil mi? Yani bu geri kalan virüsü alan %3-5 oranındaki kişi bir kısmı ömür boyu taşıyıcı olarak kalabiliyor. Bir risk faktörü olarak. Ama çok fazla ilerleyemiyor. Ya da işte cin bir askus dediğimiz bir takım tıbbi terimler bunlar. O aşamalarda kalıyor. Simirle biz takip ettiğimiz zaman bunu çok erken aşamada yakalayabiliyoruz ve tedavisini yapabiliyoruz. Yani tedavi zaten ilaçla olmuyor. Bir takım cerrahi tedaviler, kriyoterapiler vesaire, onlara evet, daha sonra geleceğiz. Evet, onu da soracaktım. Nasıl bir tedavi yolu izleniyor? Tedavi genellikle ilk, yine orada da bir algoritmamız var. İlk birkaç safhayı takip ediyoruz. Hı hı. Sadece takip ediyoruz. Çünkü bu safhalarda genellikle vücut hala o virüsle savaşıyor olabiliyor. Çünkü bu ilacın, bu virüsün bir medikal ilacı yok. Yani biz virüse yakalandı hastamız, bu virüsü kaptı. Şu ilacı kullanın, işte 6 ay içinde gripte mesela veriyoruz. Ve gripte de grip ilaçları, antigripaller çok iyi bir örnek olmadı ama hani bir takım enfeksiyonlarda tedaviyi veriyoruz. Geçiyor, iyileşiyor, tamamen bitiyor. HPV'de böyle bir şey yok. Yani virüsü alan kişi de biz bunu şu ilacı kullanarak yok edelim diyemiyoruz. Ne yapıyoruz? Bir askus veya cin bir tespit ettik. Hı hı. Hastanın yaşına göre 30 yaşın altındaysa bunu takip ediyoruz. Sık aralıklarla. Yan enfeksiyonlar varsa onları tedavi ediyoruz. Çünkü yan enfeksiyonlar özellikle STD dediğimiz, sexual transmitted disease dediğimiz bir takım hastalıklar var. Bunlar adlandırırsak, üroplazma, klamidya, gardnerella, trichomonas, ondan sonra birkaç tane daha, gonorea. Bunların hepsi cinsel yolla bulaşan hastalık, hmm, grubunda ve bu enfeksiyonlar vücutta var olduğu zaman HPV virüsüne çok güzel bir yataklık yapıyor. Yani onun güçlenmesini, orada çoğalmasını ve virüsün kansere hazırlık aşamasında vücudunu, enfektif ortamını yataklık yapmaya çok elverişli virüsler. Önce bunları tedavi, hı-hı, ediyoruz bir kere. Vücutta bir enfeksiyonun olmamasına dikkat ediyoruz. Ufak tefek erozyonlar varsa bunları tedavi ediyoruz ve sağlıklı bir doku haline gelmesini sağlıyoruz rahim ağzının. Sonra da periyodik simir testleri ve takiplerle gidiyoruz. Yani radikal muayene ilk etapta yok, müdahale. 30 yaşın üstünde eğer cin 1 veya onun cin 2 gibi olgularla karşılaşırsak kolposkopi dediğimiz bir yöntemle daha yakından bir mikroskop yardımıyla, ama bu küçük ölçekli bir mikroskop, çok, hı-hı, mikropları görmek gibi değil. 100 kere, 200 kere, 500 kere büyüterek rahim ağzına daha yakından değişik bir takım ışıklarla bakıyoruz. Artı bir takım ilaçlarla rahim ağzını boyayıp o lezyonun görünür hale gelmesini ve daha incelenmesini sağlıyoruz. Orada şüpheli gördüğümüz, işte tabii o kolposkopinin detaylarını bilen birinin yapması lazım bunu. Orada bir takım HPV virüsüne özgü görüntüler ve klinik değişiklikler gördüğümüz zaman o bölgelerden doku örnekleri alıp tahlile yolluyoruz, patolojiye yolluyoruz. Patolojide gelen sonuca göre de eğer hakikaten ilerleme aşaması kansere yaklaşmışsa ve böyle bir risk ortaya çıkarma aşamasına gelmişse konizasyon dediğimiz, lip dediğimiz, işte basit koterizasyon,
ablasyon dediğimiz bir takım yöntemlerle bu şeyin yani lezyonun cinsine ve derecesine göre, hastanın yaşına göre tedaviye başlıyoruz. Ama tabii amaç bu olmadan ne yapabiliriz? Esas korunma böyle yöntemleri evet, nelerdir? Evet. Olduktan sonrası tabii ki bu şekilde. Hı hı. Ama esas bizim farkındalık uyandırmamız gereken konu olmadan ne yapabiliriz? Çünkü artık HPV hastalığı yani rahim ağzı kanseri aşı ile önlenebilir hastalıklardan. Yani bu öyle enteresan, öyle mucizevi bir şey ki aslında büyük bir nimet, hı hı, aslında insanlık için. Aşı olup kanserden korunuyorsunuz. Yani daha hepatit aşısı hariç, hepatit karaciğer kanserine, hı, yol açıyor biliyorsunuz. Bu ikinci, yani hepatit aşısından sonra kanseri önleyen ikinci aşı. Ve şu anda birçok Avrupa ülkesinde bu aşı takvimine girmiş durumda. 13 yaşında, 11-13 yaşta, hı hı, başlanıyor. Şimdilerde yeni uygulamalarda tek dozun yeterli olduğu söyleniyor. Ama yetişkin yaştaki hanımlarda da, yani 13-25 yaş, 13-23 yaş, değişik ülkelerde değişik yaş aralıkları var. Ama ortalama bu yaşlarda 3 doz. Başlangıç dozu, 2 ay sonra ikinci doz, 6 ay sonra üçüncü doz olmak üzere aşı uygulanıyor. Ve bu aşının 3 doz aşısını yaptırmış olan bir hanımda şu andaki varsayımlara göre, şu andaki, hı hı, kabule göre ömür sonuna kadar kalıcı bir bağışıklık elde edilebileceği varsayılıyor. Bu hakikaten çok büyük bir, yani esas bizim toplumda yaygınlaştırılması ve öğretilmesi, hı hı, gereken bu. Bunun yanında korunma, virüsten nasıl korunuruz? Bu da tabii cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma yöntemlerinin aynısı hemen hemen. İşte prezervatif kullanımı, güvenli seks. Ama güvenli seks derken neyi kastediyoruz? Tek eşli olmak. Günümüzde artık tek eşli olmak da çok olası değil. Çünkü dönem değişti, zaman değişti, bir takım özgürlükler var. Bunlar da haklı olarak insanların kendi hayatını kendisi istediği gibi yönlendirebilir ve hoş karşılanması şeyler. Dolayısıyla ne yapacağız? Tek eşli olmak güzel, prezervatif kullanmak güzel. Ama bazen tek bir cinsel temas, tek bir cinsel, hı hı, temas bu virüsü almamıza sebep olabiliyor. Özellikle de eğer dokuda bir hasar varsa daha sık bulaşma oluyor. Sağlam dokuya da bulaşıyor. Daha çok anal seksle bulaştığı şu anda çok kabul ediliyor. Ama oral seksle de bulaşıyor. Dolayısıyla bir şekilde bundan kaçmak yok gibi görünüyor. Peki, prezervatif kullanımı, prezervatif kullanımı özellikle çiftlerin birbirlerini tanımaya başladıkları ilk dönem ilişkilerde belki biraz daha konservatif gidip, yani ilk birkaç ay, 5-6 ay daha bir konservatif gidip prezervatif kullanımı, bu aynı zamanda tabii gebeliğe de karşı da koruyor, o açıdan da önemli. Başka elimizde bir silah yok şu anda korunma açısından. Prezervatif. En önemlisi ama aşı. Aşı. HPV'nin türlerinden bahsettiniz. Yaklaşık 28-30, evet, türü olduğunu söylediniz. Peki bu aşının türleri var mı? Tabii. Şimdi aşı ilk çıktığı zaman, ilk yapıldığı zaman 2006 ve 2009 zannediyorum. İki Gardasil ve Cervarix olarak, ikili ve dörtlü aşı olarak yapıldı. Yani ilk çıkışı böyle. Dörtlü aşı uzun yıllar kullanıldı. Bu arada çalışmalar devam etti ama en sık görülen, çünkü dünyada şu anda en sık görülen yüksek risk HPV, hı hı, tipi 16 ve 18. Bir de 6 ve 11 olarak si ile yol açan ve düşük risk grubunda olan human papillomavirüs tipleri var. Gardasil bu dördüne karşı oluşturulmuş bir aşı. Yani si'lere karşı, 6 ve 11'e karşı, artı 16 ve 18'e karşı. Çünkü dünyadaki kanserlerin yaklaşık %85'inin etkeni 16 ve 18 olarak tespit ediliyor. Bunun yanında son yıllarda birkaç tip daha, 31, 33, 35, 51, 53 falan gibi böyle
bir seri daha yüksek risk grubunda görülme sıklığına göre ve sebep sıklığına göre. Tabii bu ülkeden ülkeye de değişiyor. Endemik olarak bazı ülkelerde bazı tipler daha çok sık görülürken bazı ülkelerde o tipler daha az, ama daha az görülen tipler daha çok görülebiliyor. Dokuzlu aşı yaklaşık 2014'te dünyada uygulanmaya başladı. Dokuzlu aşı da evet, şeyimiz spektrum genişliyor. Yani dörtlü iki tane virüs yine 6-11 ve 16-18'e ilaveten daha sık rastlanan 5 grup daha eklendi. Dolayısıyla şu anda dokuzlu aşının, yani Gardasil nanovalan dediğimiz, öbürü kuadrivalan, bu nanovalan. Dokuzlu aşı dediğimiz tipte oldukça daha geniş bir spektrum. Yani neredeyse kanserlerin %95'ine yol açabilen türlere karşı şu anda bir silahımız var. Peki bu aşının koruyuculuğu %100 mü? Yani aşıyı yaptığımız zaman bu HPV virüsünden tamamen kurtulabiliyor muyuz? Hayır, kurtulamıyoruz. Şöyle kurtulamıyoruz. Sadece bahsettiğim tiplere karşı %100 koruyuculuğu var. Ve şöyle bir ayrıntı daha var. Eğer bu virüsü ben daha önce aldıysam, diyelim ki 18'i, HPV tip 18'i ben daha önce aldım. Yaptırdığım aşı 18'e karşı koruyuculuğu yok. Onun için önemli olan ne? Cinsel yaş başlamadan aşının uygulanması. Yani burada esas can alıcı nokta bu. Yani çocuk, genç, hatta erkek çocuklarda da bu aynı şekilde. Ama kadınlardan erkeklere bulaş biraz daha fazla. Öyle bir tespit var. Öyle bir inanış var. Dolayısıyla önce kız çocukları. Çünkü bir de kadınlarda rahim ağzı kanseri çok belirgin bir bulaş olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Erkeklerde de daha az görülmekle beraber penis kanseri, testis kanseri, anüs kanseri, rektum kanserleri, yani genitoanal kanserler, artı ozofarenks dediğimiz, orofarenks dediğimiz boğaz bölgesinde, özellikle oral seks esnasında alınan, boğazda yerleşip özellikle o bölgede kanser yapabilen diğer HPV tiplerinde de bu aşıların bir kısmının koruyucu etkisi var. Ama önemli olan virüsü almadan önce bizim aşıya kavuşmamız ve bu aşı vücutta bir şekilde kendini tanıtıp antikorları ürettikten sonra karşılaştığı virüsün o vücutta yaşama şansı yok. Yani HPV virüsünü kapmış biri aşı olmak isterse o aşının herhangi bir koruyuculuğu yok. Yoksa... Bakın burada bir ayrıntı var. HPV virüsü kapmış birinin aşı yaptırması gerekiyor. Neden? Çünkü bulaştığı HPV virüsü hangisini kaptı? Hangisi bulaştı? Hangi virüsü aldı? Diğerlerine en azından koruyuculuk sağlayacak. Tanılama yöntemlerinde de PCR testleriyle biz HPV'yi tespit edebiliyoruz. Ama tespit edemediğimiz türler de var. Veyahut da yapılan testin hassasiyetine göre, dokunun o andaki virüs yüküne göre bir takım yanlış false dediğimiz, false pozitif, false negatif sonuçlar da olabiliyor. Dolayısıyla biz hangi tip virüs aldığımızı, hangisini almadığımızı ya da ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz ki. Ancak ne oluyor? Doktora gidip HPV DNA testi yaptıran bir kadın, diyorum ki hastama, evet sizde 16 var, 18 yok. Sadece 16 var mesela ve 11 var. O zaman ne yapacağız? 11 ile 16 var. Yani bir tane düşük risk sil yapıyor, bir tane yüksek risk kanser yapıyor. Ama başka bir diğer virüs tipleri yok. O zaman ne yapacağız? Aşıyı tabii ki yapacağız. Çünkü kadın bir sonraki ilişkisinde, bir sonraki temasında belki 6'yı alacak, 11'i alacak, belki 33'ü alacak. Bilemeyiz ki İlerleyen zamanlarda neyle karşılaşacağımızı. Dolayısıyla yani savaştığımız cephe bir tane değil, birçok cephe. Her bir virüsün tek tek aşısı olana kadar bu belki devam edecek. Belki şimdi çalışıyorlardır araştırmacılar, belki 3-5 sene sonra bu dokuzlu aşı 18'e çıkacak, bilmiyorum. Yani bu da olabilir. Ama bu şu anda elimizde bir 9 cephede savaşan bir aşımız var.
biz iki tanesinde yenik düşmüş olabiliriz. Hı hı. Ya da o anda o virüsü vücut almış olabilir, yenik demeyeyim. Ama diğer yedisine karşı hala kendimizi koruyacak şeyimiz var, fırsatımız var. Ve bu hakikaten vücut, insanın immün sistemi çok ilginç bir yapı. Bazı kadınlarda, özellikle genç hastalarda, genç kadınlarda ilk 2-3 sene içerisinde virüsün tamamı vücuttan elimine oluyor, olabiliyor. Bunu görüyoruz yani, bu bir HPV tarama testlerinde yapılan araştırmalarda, hı hı, 3 yıl içerisinde enfeksiyon kronikleşmeden vücut bunu yeniyor, atıyor, bitiriyor vücut. Hiçbir şey, sıfırlanıyor. Fakat o virüsü almış olmak, o virüse karşı bağışıklık yaratmıyor virüste. Aynı virüsü biz ikinci kez tekrar alabiliriz ve tekrar enfekte olabiliriz. Dolayısıyla ne yapacağız? Başka çaremiz yok, aşıdan başka. Aşı olacağız. Peki HPV aşısını yapmadan önce tarama gerekli mi? Hayır. Gerekli değil. Hayır. Yani HPV aşısı zaten aslında bütün ülkelerde, üstüne basa basa söylüyorum, aşı takvimine alınması gereken bir aşı. Bizim ülkemizde şu an aşı takviminde yok mi? Değil. Hayır, değil. Kıbrıs'ta da değil bildiğim kadarıyla. Türkiye'de de değil. Olması peki için çabalar var ama değil. Hep olumlu yanlarından bahsettik aslında aşının, ama olumsuz etkileri var mı, yan etkileri? Şimdi her aşı gibi ufak tefek, özellikle erken dönemde bir takım alerjik reaksiyonlar yapabiliyor, hı-hı, ama ben yani bu kadar yıllık meslek hayatımda, uygulamalarımda ve yaptığım okuma, bilimsel araştırmalarda, hı hı, çok ciddi, çok çok ciddi, binlerce, yani şu anda tam sayısını veremeyeceğim ama dünyada her geçen zaman artıyor, milyonlarca aşı yapıldı. Anafilaktik şok dediğimiz, hani çok büyük şokla, hı hı, hasta kaybı bir elin parmakları kadar. Yani bu da bünyesel olarak çok hassas kişilerde olabiliyor. Ya da işte ufak tefek aşının içindeki diğer maddelere karşı, bu için şimdi bir aşı karşıtlığı, hı hı, var ya, saçma sapan bir sürü şey söyleniyor. Bunlara da değinmek istiyorum aslında. Bunlar şu anda bizim yediğimiz gıdaların veya atmosferden aldığımız kimyasalların, ağır metallerin, ıvırın zıvırın yanında devede kulak bile değil. Yani aşının içindeki alüminyumdan tutun, işte bir grafen diye bir saçma sapan bir şeyden bahsediyorlar. Bunlar devede kulak bile değil ve uygulanan 1 mililitre aşının içindeki o minicik, hı-hı, doz ne alerji yapmaya, ne vücutta büyük bir reaksiyon yaratmaya, ne bir hastalık yaratmaya, ne ölümcül bir etki yapmaya, böyle bir şeye yol açmıyor. Yani artık bu da 2004'ten beri, bakın kaç sene oldu, neredeyse 20 sene, 19 senedir uygulanıyor. Bu 19 sene zarfında bilinen bir, çok büyük bir yan etkisi saptanmadı. Yani aşıyı yan etkisi var diye, bizi kurtardıklarının yanında yan etkiler hiçbir şey yok. Yani hiç yok. Peki gebelikte uygulanıyor mu bu aşılar? Gebelikte bilerek uygulamıyoruz. Yani gebe olan bir kadında uygulamıyoruz. Hı hı. Ama yani ilk dozunu yaptırmış, ondan sonra gebe olduğunu anlamıştır, hiçbir şey yapmadan gebeliği sonlandırmıyoruz. Zaten B kategorisi, yani normalde A kategorisi çok risksiz grup. B kategorisi ihtiyaç olduğu zaman yapılabilen ilaçlar grubu. Dolayısıyla eğer ilk aşı yapılmışsa ve anne gebe olduğu anlaşılırsa kadının, ikinci dozu yapmıyoruz. Doğumdan, hı hı, sonra tekrar sıfırdan başlamak üzere yeniden yapıyoruz. Süremizin sonuna doğru geliyoruz. Kısaca bir de cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklardan da bahsedebilir misiniz? Tabii. Az önce satır aralarında bahsettim. Hı hı. Bunlar özellikle, yine bahsettiğim gibi, bunlardan prezervatif kullanarak %100 korunulabilir. Hı hı. Evet. Bir de genellikle hemen hemen hepsi belirti veren hastalıklardır ve eş tedavisi gerektiren hastalıklardır. Hem oral hem normal korunmasız ilişkiyle bulaşabilen. Bunlar, tekrarlayayım, üroplazma, mikoplazma, gardnerella, gonore, bel soğukluğu dediğimiz, sifilis, yani o gruba girebilir, yine STD grubu, hepatitler çok önemli, hepatit de cinsel yolla bulaşabilir. Hı hı. HIV bulaşabilir ki bu gerçekten çok önemli ve o da
ilk zamanlarda sessiz ilerleyen. Dolayısıyla cinsel hayat başladığı zaman çiftin güvenli seks dönemine geçene kadar prezervatif kullanması olmasa olmaz olmalı her yönüyle. Ve tabii ki güvenli bir seks için bu tarama testlerinin yapılması. Hı hı. Şimdi artık bir panel halinde bunları yapabiliyoruz. Ya da ufak bir akıntıda es geçmeyip doktora gidip periyodik muayenelerini en azından yaptırması. Çünkü bazen ben çok klinikte yaşıyorum. Hastam geliyor, şikayetim yok diyor. Başka bir şikayetle geliyor. Ağrı vesaire, işte kanama sıklığı, kanamasında bir problem oluyor. Bir bakıyorum, çok spesifik bir akıntı, trikomonas akıntısı veya problem var mı, akıntı var mı diyorum. Yok diyor. Koku hissediyor musun diyorum. Yani zaman zaman oluyor adetimden önce veya işte kanamam bittikten sonra diyor, ama yani bunu patolojik bir belirti olarak algılamıyor. Hı hı. Zaten kendiyle de çok ilgilenmiyor hanımlarımız maalesef. Bu arada bir ufak bir ayrıntı. Günlük pet kullanımı özellikle bizim ülkemizde sıcak ve nemli ortamlarda günlük pet kullanımı bu grup enfeksiyonların artmasına yol açıyor. Tam tersi. Yani aslında sanıldığı evet, gibi değil. Değil. Sanıldığı gibi değil. Çünkü akıntıyı, az miktar akıntıyı hapsediyor. Hı hı. Ciltteki bir takım saprofitler, yani zararsız bakterilerden bahsediyorum. Stafilokok gibi veya onun gibi. Normal cildimizde yaşayan flora veya saprofitler. Dışarıdan elimizle bulaşan bakteriler bunlar. Bunları bilemiyoruz. Sokakta birisiyle el sıkıştık, tuvalete girdik, para tuttuk, arabaya bindik, toplu taşımaya bindik. Bilemiyorsunuz. Elimize bulaşan bir takım bakteriler. Genital bölge temizliği esnasında o içeriden gelen akıntıyla birleşip orada güzel bir koloni oluşturuyor. Akıntının yarattığı nem, ter, havasız ortam kapatıyor çünkü pedin altında bir de naylon bir tabaka var dışarıya akmasın diye. O 8-10 saatte şahane bir besi yeri bakterilerin çoğalması için. Onun için kuru bir tuvalet kağıdıyla temizliğinizi yapın, çamaşırınızı giyin, evinize gittiğiniz zaman etraflı temizliğinizi yapın veya çamaşırınızı değiştirin. Önlem bu. Yani günlük pet kullanımı söylenen gibi değil, tam tersi, dezavantajları aslında olabilir, çok fazla. Olabilir. Bir şey. Çok teşekkür ederim katıldığınız özellikle için. Ekleyeceğiniz... aşı konusu, evet. Aşı konusu lütfen anneler, aileler bu konuda lütfen bilgi alsınlar kadın doğumcularından ve aşı konusunda ısrarcı. Artık ülkemizde Gardasil 9 var. Hı hı. Gardasil 4 terk edildi. Yani bütün dünya artık onu uygulamıyor. Hı hı. Ama Gardasil 9 12-13 yaşında eğer erken yaşta yapılırsa tek dozun bile yeterli olacağı söyleniyor. Yani bugün son yapılan Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmalarında tek dozun bile yeterli olacağı veyahut da 6 ay sonra bir ikinci dozun uygulaması ömür boyu bağışıklık. Peki, katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeni konuklarımızla, yeni konularla yeniden karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın.